Şimdi bu tarım ve çiftçilik konusunda iki tane mesaj aklımdan çıkmıyor. Biri dün, biri birkaç gün öncesinde. Bir izleyicimiz yazmıştı ki biraz da çiftçilerin sorunlarından bahsedin diye. Gerçekten içime oturdu. Biz burada ekip biçmediğimiz kaldı sadece. Ve onu da yapmayı çok istiyorum. Gerçekten burada ekip biçebiliriz de. Bir yolunu buluruz yani. Dün de bir izleyicimiz demiş ki ya %300 zam yapıldı gübreye. %30 indirimi söylüyorsunuz ne olur ki bu devede kulak. Doğru ama burada bu indirim yapılsın diye bu kadarı bile o kadar önemli ki biz de anlatıp durduk. Neticesinde de paylaşmak istedik bir sonuca vardık çünkü en azından yüzde otuzsa bile bir indirim yapılmıştı ama yeter mi? Yetmez tabii tabii yetmez dün onu da anlattım her gün anlatıyorum ayrı ayrı biçimlerde anlatmaya çalışıyorum. Kırsal kesimde bu ülkenin çiftçilik yapan köylüsünün geliri bugünkünün dört katına çıkartılmazsa bu ülke enflasyonu çözemez gıdada. Nettir bu çünkü şehirde yaşayanın ortalama dört kat altında yıllık gelire sahip o insanlar ve bu hayatı hak etmiyorlar. Çünkü çok önemli ve çok zor bir iş yapıyorlar. Biz de bu arada içerideki bütün bu meseleler, konular, sorunlar. Efendim açmazlar, sıkıntılar filan. Dışarıdan para arıyoruz, dışarıdan para bulmaya çalışıyoruz ve Türkiye dışarıdan borçlandı. Dışarıdan borçlanırken de hükümet muhalefetin diline düştü. Çünkü 3 milyar dolarlık bir borçlanma rekor faizle yapıldı. Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir. Hazine uluslararası piyasalara dolarla ihalede 5 yıllık borçlanmaya %7,25 faiz aldı. Daha geçtiğimiz yıl ortasında aynı vadede aynı borçlanma enstrümanını hazine %5,1 faizle satmıştı. Amerika e, hazinesi 1,85 ile borçlanırken biz 7'nin üzerinde bir faizle borçlanıyoruz. Yani arada 530 bas puanlık fark var. Almanya eksi 0.02 faizle borçlanıyor. Aradaki fark bu kadar büyük. Cumhurbaşkanının ekonomide en güçlü döneme giriyoruz dediği gün hazine tarihinin en yüksek borçlanma faizine imza attı. 5 yıl vadeli 3 milyar dolar borçlanmanın faizinin %7,25 olduğunu açıkladı. Muhalefet ekonomik çöküşün en belirgin görüntüsü dedi. Tüm dünyada 250 milyar dolarlık bir toplam piyasa var. Bunun tam 190 milyar %5'in altında bir faizle işlem görüyor ama siz bunu büyük bir baş başarı olarak sunup %7'nin üzerinde bir faizle borçlanıyorsunuz. Ülkemizi hamlık dönemini geride bırakıp pişme dönemine geçirmek için verdiğimiz mücadelenin Son aşamasındayız. Borçlanma faizi %7,25 oldu. Bu Amerika hazinesine göre 525 bas puan daha yüksek faiz demek. Hala ekonomimiz en güçlü dönemi yaşıyor diyorlar. Ülkeyi bir batağa sapladınız. Bari aklımızı alay etmeyin. Türkiye'nin toplam dış borcu 450 milyar dolar. Uluslararası piyasalardaki borçlanmanın 2 puan artmasının Türkiye'nin dış borçlanmasına etkisi yıllık 9 milyar dolardır. 1990'dan bu yana uluslararası piyasalarda bu şekilde yapılan borçlanmalarda Pakistan, Endonezya ve Maldivlerle beraber en yüksek faiz ödeyen ülke olduk. Türkiye'de özel bankalar döviz mevduatı açmak isteyen müşterisine %1 ila 1,5 arası faiz veriyor. Kamu bankaları ise sıfıra yakın %0,01. Türkiye hazinesi ise döviz cinsinden %7,25 faiz ödeyecek. Muhalefet nedeni Türk ekonomisindeki tablo diyor risk priminin yükselmesi. Amerika'nın 5 yıllık faiz oranı alınır, onun üzerine CDS konur. Kredi e, temerrüt riskiniz ne kadar yüksekse o miktarda daha fazla faiz ödersiniz. Size borç vermem ya da verirsem böyle tam tefeci faiziyle %7 ile veririm derse bu ülke nasıl büyüyecek? Nasıl yatırım yapacak? Nasıl işsizlik problemini çözecek? Bundan daha iyi bir gösterge olabilir mi? Sanayi, üretim ve lojistik tarafında İşler zaten iyi gidiyor. Kişi başına milli gelir yarıya düşmüş. Enflasyon %50'ye çıkmış. Cari açık düşecek demişsiniz. Geçen senenin iki katına çıkmış aylık bazda. Orada mı Türkiye başarılar gösteriyor. Bunların hepsi rakamlarla ortada. İllüzyon siyaseti yapıyorlar. Cumhurbaşkanı Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine giriyor derken muhalefete göre rakamlar tam tersini söylüyor.